Herkese Merhaba. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Alper dedi ki hızlı konuş. Çok yavaş konuşuyorsun. O yüzden artık hızlı konuşmaya karar verdim. Bundan sonra Abartma, böyle konuşacağım. egzajere etme. Dedi çok yavaş konuşuyorsun. İnsanlar izlemiyor, sıkılıyor dedi. Aşk olsun ya. Katılıyorsanız bir... Dedim ama ya hakikaten. Evet, Damla ile Gökay'dayız. Selam. Harika bir kahvaltı hazırlamışlar bize. Elinize sağlık arkadaşlar. Afiyet Tabii ki benim yaptığım olsun. inanılmaz kekten sonra etkilenip karşı atağa geçtim. Kesinlikle. Gerçekten çok güzeldi. Bir kez daha Evet. yenilemek isteriz. Bayılmışım. Net. Teşekkür ederim. Tarifini Hadi çok alacağız açım. zaten bu arada. Diyetisyenine de biz soracağız attım. ona. Attım ben tarifi. Aha doğru Evet. sana Attım atmıştım. tarifi. Diyetisyenine sorun. Diyetlere uygun. Arkadaşlar bu doğal takılın bir sucuğu kendi ev yapımı. Evet. Daha biraz yedik mi? Acı, acı yedik. Peynirde ve tereyağında. Tamam peynir. Ha, tereyağı da bak merak ediyordum gördün mü? İkinde de öyleydi. Tereyağlı. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapalım? Şimdi ne var senin? Şeker ha, tamam kesin. Ya. Şimdi bugün seferi sayılırız. Ah evet. Yıllarda doğru. Yememiz gerekir. Tansiyonumuz düşer. Evet abi seferiyiz bugün. Bugün istediğimizi yiyoruz. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Yedik. Mutlu musun? Evet ya. Ben daha bugün bir şey yemem. Yalancı ya, yalancı. Burası da Damlaların manzarası. Kanal evi. Çok güzel. Bizim oğlan da burada. Kısa bir yolculuğun ardından Rotterdam'dayız arkadaşlar. Rotterdam'a geldik. Tam merkezindeyiz Hep şu an. Hep birlikte tam merkezdeyiz. Evet arkamızda hemen şurada. Kübik evler. Tam sağ çaprazımızda Market Hall. Bu Food Hall da diyorlar buraya. Yemek yerlerin bulunduğu bir yer. Ne diyorsun Rotterdam'la ilgili? Ama daha ben, geldi çok erken. Ya bilmiyorum ya. Çok şehir bana. Fazla şehir geldi. Göreceğiz bugün Rotterdam'da. Yes. Göreceğiz bakalım. Hadi evet, gezelim. Çok seveni de var. Sevmeyeni de var. Seveni çok seviyor Rotterdam'ı. Evet. Ya daha 10 dakika, 15 dakika oldu. Evet. O yüzden çok Benim erken yorum yok. yaptım. Evet, devam edelim. Tıp odası. Tabii çalışma. Ya şurası keyifli. Evet. Ya tek keyifli olan yer. Çalışma masası olabilir. Salonda bak. Fenalık getirir ama insanı Yok, sürekli. Yok çok çok. Çok dar ya. Renkli. Hani bir yani, iki gün deneyim adına kalınır belki de. Evet ama çok basık yani. Bir de evet. gördüğün gibi bu camların temizliği ne olacak? Kim yapacak? Leş gibi. Yok ya. Yok ya. Evet. Dışarıdan bile bir garip duruyor. Aa, İçeriden hiçbir numarası yok. Bak adamcağızın boynu bükülmüş. Bak. Mutfak var. Evet evet. Burası belki de salon gibi bir şey. Mutfağa bakalım. Burası da mutfak. Ya mutfak şirinmiş ama. Bir mutfağın manzarası da güzel. Ama yine de çok garip. Hızlı bir hemen kübik evlere geldik. Nerede mi? Alper dışarıda kalmayı tercih etti. 3 euro, kişi başı 3 euro karşılığında evi gezebiliyorsunuz. Ben de Damla çıktık. Ama gerçekten inanılmaz basık. Ve böyle üstüne üstüne geliyormuş gibi o duvarlar. Yamuk zaten hep küp, hep üçgen böyle. Ay, garip ya. Garip yani. Üşüdü mü? Sevgi anı oldu. Oluyor bize de oluyor. Tam ortasında şöyle bir arkada gördüğünüz bir alan var. Ne derler bununla böyle? Bilmiyorum yani evlerin ortasında bir yer var. Bir şey diyorlar ya. Ya hayır. Böyle hatta Anadolu'da da öyledir. Karedir. Ortası boşluktur. Şey vardır. O evde oluyor. Evet. Ortada küçük süs şeyi vardır, fışkiye. Fışkiye. Evet.
Neydi onun adı ya? Neyse, bilenler yazsın. Evet, bilen yazsın. Hatırlayamadım. Nereye gidiyoruz buradan? Şimdi bakıyoruz, küp evler dediler. Takipçilere sorduk. Dediler ki küp evlere gidin. Geldik. Ha bunun ama, ha evet, mağazalar falan da var şuralarda. Oteli var galiba. Otel. Ha evet, stay okay. Doğru. Evlerin ortasındaki alanda marketler var. Şurası herhalde bir kahveci muhtemelen. Hafta sonu olduğu için kapalı olabilir. Bar var. Doğru, hostelmiş burası. Damla haklısın. Ya böyle oturma yerleri falan yapmışlar şu şekilde. Güzel yani, gelip görülebilir ama yaşanır mı? Onu pek bilemedim. Bana göre değil. Damla, Cansu, şimdi buranın tepesi yıkılmış mı? Ben öyle düşünüyorum. Şöyle. Tarihi bilgim ve bakış açım mı var? Şuranın tepesinin yıkıldığını düşünüyor. Yıkılmış da iki şey. Damla'nın fikri, ben de katılıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda. Evet. Çünkü bir yukarıya doğru bir sivrilik eksik, bir şey eksik. Bir bakar mısın? Diyorum. Bilen varsa bir söyler mi ya lütfen? Ya bir bakar mısın? Yıkılmış ya, resmen yıkılmış ya. Yok. Böyle seni uydurulur. RS6 geçiyor, geçti. Rotterdam soruyorum, Rotterdam. Rotterdam iyi ya, Allah şükür bir sıkıntısı yok. Çok şehir ya. Evet, biraz şehir değil mi? Çok evet. Farklı Amsterdam'dan. Çok evet, bayağı farklı ya. Yani ben bu kadar şehir istemiyorum ben. İstanbul'dan kaçıp gelip hala bu kadar şehirde yaşamak istemiyorum yani. Haklısın. Beğendiremedik Rotterdam'ı. Sen beğendin mi? Sen ne düşünüyorsun? Yani evet, ben de çok beğenmedim açıkçası. Daha ne gördüm, bir şey görmedim ama böyle bence şehirler bir izlenim verirler. Rüzgar ama! Bak böyle bir rüzgar! Aa. Keşke. Git oyna. Oynarsan çekeyim ya, seni. Çok soğuk. Ruhum çekiliyor soğuktan. Soğuktan ziyade rüzgar. Rüzgar anormal. Daha demin gimbal çaresiz kaldı. Evet, ilk defa bu gimbal, yani bu en sağlam ve en dayanıklı gimbal yamuldu ya. İlk defa yani o Amsterdam'daki uçma tehlikesi yaşadığım 50 kilometrede evet. Bile yamulmamıştı yani. Bunda yamuldu. İnanılmaz bir rüzgar var. Ha, anladığımız kadarıyla Rotterdamlılar alışveriş yapmayı seviyorlar. Değil mi? O kadar çok mağaza var ki. Ve mağazalar o kadar büyük ki. Yani Amsterdam'da hani böyle bir şey yok. Bu kadar yok. Yerde böyle bunların birlikte olacağı bir alan da yok zaten. Ya evet. O yüzden herkes bir şeyler alıyor falan. Bilmiyorum. Şurayı koydum. Ne yapıyorsun? Aa, yemeğe geldim. Çok açız. Yemek yiyeceğim, resim. Ne yapıyorsun sen? Instagram. Bak bak. Şimdi bir sefer şey çıkıyor. Gökhan. Gökhan. Ver buradan çekeyim. Ayrıca göreceksin. Ne yiyeceksin sen? Et. Et. Neydi? Ooo. Şeyle başlıyor. Tornado. Damla sen ne yiyorsun? Antrikot. Biz üçümüz antrikot yiyoruz. Cansu yine çıkıntılık yaptı, sonra mutsuz olacak yemeğe gelince. Alper seninki çok güzelmiş, bir bakayım mı tadına diye. Abi, vicdansızlara bak nasıl yiyorlar. Alper koş. Yumuşacık. Üstündeki şeyde hadi çok güzel. Asla gelmiyor. Adını veriyorum. Şuraya bırakıyorum. Ama öyle demeyelim. Benim hatam galiba. Ben önden starterlar gelsin dedim diye.
aylaklatıyor. Starterları bitirmemizi beklemişler. Hayır, eti ama öyle bile için. Olsa gelsen bir saatte. Ama tabaklar gitti, tabaklar boş. Gelip sormadı ki bitirdiniz mi diye. Bu bence biraz kabiliyetsizliği şey garsonun. Çünkü biz iki tane starter'ı dört kişi olarak söylediğimizde ona göre düşünmesi gerekiyor. Yani süreyi ikiye bölmesi gerekiyor. Bunlar, evet, bekleyemezsin abi böyle bir davranışı. Olmaz o iş. Bu da benimki. Bak, 3 tane memur, 4 tane memur tek şeritli yolu idare etmeye çalışıyor. Şimdi bakın, Hollanda'daki çalışma şartlarını herkes merak ediyor. Nasıl? Şimdi burada bir örnek gösteriyorum. Burası bir yol. Bunlar sola dönmeleri gerekiyor. 4 tane görevli var. Arabalar sola dönebilsin diye. Yani bu. Düz gitmeyecek arabalar sola dönecek. Şimdi çalışma şartları böyle. Yani böyle bir işe 4 kişi görevlendirmişler mesela. Yani 4 kişi aynı anda diyor ki hayır hayır sola dön. Benim hayır hayır sola. Biri dur diyor. Biri sola sola. Böyle aslında. Şimdi herkesin buraya gitmeden, görmeden gitmeyin dediği yerdeyiz. Food Hall diyorlar, Market Hall da diyorlar. Böyle bir kocaman bir alan ve bu alanda bir sürü böyle küçük küçük büfe tarzı yerler var. Şimdi birazdan hep beraber göreceğiz. Gezelim. Bir yandan da yürüyelim. İşte tatlıcılar, wafflecılar, balık ekmek, dolmuş yoğurtçular, dondurmacılar var. Gözlemede sıra var arkadaşlar. Gözlemedeki sırayı göstereyim mi? Kumpir var. Gözleme. Ve her şey. Hamburgerci var. Frost yedireyim mi tatlı? Ay, Frost'tan nefret ediyorum. Yani bu kadar saçma bir tatlı olabilir mi ya? Ya seven de vardır ama hani böyle hamur yağ ve çikolata yani. Yani bilmiyorum, çok kötü ya. Sevmiyorum ben. Şimdi biz yemeği tabii başka bir yerde yediğimiz için aslında tatlı arıyoruz. Kokteyl bar var. Ama aşı olduğumuz için no kokteyl. Evet. Aa, çiğ köfte. Bir tane alalım ya. Ya. Bir tane çiğ köfte alalım ya. Yani sadece müşteriyiz genelde Türk mü yoksa Hollandalılar da? Hepsi yiyor şimdi. Ya. Delf'e gitmeye karar verdik. Ani ve hızlı bir kararla. Hadi Delf'e. Hadi Delf'e. Evet, gerçekten çok güzel gözüküyor ya. Delft'i ne bileyim, bayağı beğendim ya, şu kadar beklemiyordum. Ama hep iyi şeyler duyuyordum, hakkında iyi şeyler duydum. Küçük yerlerden bir tanesiydi ama gerçekten inanılmaz ya. Aşırı beğendim şu anda. Ben de çok beğendim. Ama dediğim gibi gündüz görmemiz lazım. Belki de tam böyle akşamüstü bu ışıklar falan onun büyüsü olabilir. Ama güzel. Bildiğimiz kadarıyla öğrenci şehri, üniversite var. O yüzden genç nüfus istenen, beklenen, aranan Hollanda'da. Sizlere dersten veda edebiliriz. Evet. Artık videonun sonuna geldik. Derste bayıldık. Akşam çok güzelmiş ama sözümüz olsun, gündüz gelip burayı gezelim. Tekrar gezeceğiz, evet. Biz de doyamadık çünkü hem çok yorulduk hem de çok üşüdük, artık çok soğuk oldu. O yüzden burayı kapatıyoruz ama derste bir daha tekrar gelmeyi aynen kafaya koyduk arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımızı da şuraya bırakıyorum. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çıkın.